Aşı ve serumun karşılaştırılmasına yönelik tablo aşağıdaki gibidir. Buna göre tablo incelendiğinde numaralı özelliklerden hangilerinin doğru olduğundan söz edilir şeklinde arkadaşlar sorumuz. Aşıyı sağlıklı insanlara uyguluyoruz. Zaten aşıdaki amaç şu, hani antijenin zayıflatılmış, öldürülmüş halini uyguluyoruz ki. Ee, hemen ona karşı antikor üretelim ve yarın bir gün onun güçlü versiyonu geldiği zaman hastalığa yakalanmadan ürettiğimiz antikorlarla, üretmeyi bildiğimiz antikorlarla hemen yok edebilirim diye. Ee, serum ise işte antikor üretmeyi, panzehir üretmeyi başaramamış insanlara hazır antikor vermek arkadaşlar. Dolayısıyla aşırı sağlıklı insanlara, serumu hasta insanlara çünkü antikor üretemiyorsa, panzehir üretemiyorsa Hasta olarak adlediyoruz. Birinci ifademiz doğru. 2. Aşı kısa süreli değil uzun süreli koruma için arkadaşlar. Az önceki anlattığım durumdan da bu çıkar. Serumda ise anlık hastayız bir an önce iyileşmek için kısa süreli koruma olacak. İkinci ifademiz yanlış. Aşıda bireye hazır antikor değil. Ne veriyoruz? Zayıflatılmış dayıklatılmış antijen uyguluyoruz arkadaşlar e, serumda ise bireye hazır antijen değil ne veriyoruz antikor veriyoruz 3 de yanlış oldu cevabımız A seçeneği yalnız 1'dir. bakteri kaynaklı bir enfeksiyon sonrasında gelişen yangısal tepki yangısal tepki dediğimiz İltihaplanma. İltihaplanma süreci. Verilen olaylar aşağıdaki hangi sıraya göre gerçekleşir? Arkadaşlar burada mast hücrelerinden başlayacağız. Sebep şu. Mast hücreleri histamin salgılıyorlar. Histamin ise kılcal damar geçirgenliğini artırıyor. Bağışıklık hücreleri hızlıca oraya gelebilsinler diye. Histamin salgılanır. Kılcal damar geçirgenliği artar. Şimdi amaç burada ne? Kılcal damar geçirgenliği yani niye artsın? Bağışıklık hücreleri hızlıca girsin diye. Ama ister istemez kan içeriği doku sıvısına geçecektir. Doku sıvısına geçen madde miktarı artar. Buna bağlı olarak da orada bir ödemleşme, şişme olur arkadaşlar. Normal iltihaplı doku özelliğini söylüyoruz. Bu sıralama 3, 1, 2, 4 şeklinde C seçeneğinde verilmiş. İnsan vücudundaki lenf düğümleri için ifadelerinden hangileri doğrudur? Dalak, bademcik ve timüs hem önemli hem de insan vücudundaki en büyük lenf düğümleri arkadaşlar. Bunların minik minik yoğunlaştığı yerler ise lenf düğümlerinin koltuk altı ve kasık bölgeleri. Başınıza geldi mi bilmem ama hani böyle bir enfeksiyona maruz kaldığınızda e, hani doktora gidiyorsunuz, doktor mesela böyle hemen e, boynunuzda, buradaki lenf bezlerine vesaire bakar. Bazen de şu olur, mesela koltuk altınızda bir şişme olur, kasık bölgenizde bir şişme olur, Yürüye, yürüyemezsiniz arkadaşlar. E, buradan da hani bu bölümlerde e, lenf düğümlerinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Düğümler kan ve lenf kılcalı bakımından zengin. Niye? özellikle kanın içerisinden e, mikropları bir şekilde süzebilmek için arkadaşlar üçü de doğru olur. Cevabımız E seçeneğidir. B lenfositlerin etki mekanizması için B lenfositler sıvısal ya da ne de diyoruz buna? humoral bağışıklıktan sorumlu olan yapılarımız bizim. E hangileri doğrudur? Antijenle doğrudan temas sonrasında antijenle doğrudan temas varsa arkadaşlar, bir de devam ediyor. bağışıklık hücreleri mikroorganizmayı fagosite ederek etkisiz hale getirir. Bu B lenfositlerin değil arkadaşlar. Şimdi şurada dikkat edin. Mesela şu bizim mikrobumuz. Mikrobun M'si olmuş olsun. Üzerindeki işte glikoprotein yapılar bu şekilde. Şimdi T lenfositlerin etkisine bakalım. Şu T lenfosit olsun. Ee, bakın onu nasıl yok edecekse onunla ilgili proteinleri üretmiş. Bu proteinler antikor değil yalnız dikkat edin. Hücre zarı üzerindeki proteinler. Ve bir zaman sonra mikropla karşılaşınca şu mikrobumuz şuraya çizsem yeterli sanırım. Evet bakın onunla doğrudan bir temasa giriyor. Ve e, mikrobu yok etmeye başlıyor arkadaşlar. Bu hücresel bağışıklık. T-lenfositlerin. Peki e, aynı mikrobun e, B-lenfositlerle etkisine bakalım. Şurada bizim B-lenfosit hücrelerimiz olsun. Mikroba doğru antikorları salıyorlar arkadaşlar. Şunlar bizim antikorlarımız. Bu antikorlar mikrobun protein yapılarına ulaşınca onu yok etmeye başlıyor. kabaca bu şekilde. İki B lenfosit üzerinde bulunan antijenik reseptörler vücuttaki antijene bağlandığında B lenfositler evet aktifleşecekler. Antijenle temas sonrasında bazı hücreler plazma hücrelerine dönüşerek antikor üretmeye başlayacak. İşte şurada anlattığımız durum arkadaşlar. Bunların bir bölümü de bellek hücrelerine dönüşecekler. Yarın bir gün aynı antijenin tekrar vücudumuza girme durumu söz konusu çünkü. Cevabımız 2 ve 3 olur. O da bize D seçeneğinde verilmiş. Vücut savunmasında görev alan kompleman sistem komplesi hep birlikte ikinci savunma hattı ikinci savunma hattı tüm argümanlarını kullanarak arkadaşlar yok etmeye çalışacak. Ee, bir bölümü patojenik organizmaların hücre zarını parçalayarak savunma yaparlar. Ee, hani şey gibi de değerlendirebilirsiniz bunu doğal katiller gibi de doğal katillerde Böyle yaparlardı ya ne dedim ben az önce komplement sistem ikinci savunma hattındaki bütün argümanların kullanılmasıyla yani ne vardı bakalım işte hani fagositik hücreler vardı. Şimdi bir de bahsettiğimiz doğal katiller vardı e, ateşlenme var e, ateşlenme yangısal tepki var yani bunların hepsinin kabaca e, kullanıldığı bir sistemden bahsediyoruz arkadaşlar organizmaya herhangi bir antijen bulaşmadığında aktif olarak e, dolaşım sisteminde yer almaz. Yani kompleman sisteminin etkin olabilmesi için bir antijenin ille de kan içerisine girmiş olması gerekecek arkadaşlar. Sistemde yer alan elemanların tümü yüksek fagositoz özelliğine sahip. Oysa ki fagositik hücrelerde bunu söyleriz ama diğerleri için söylemeyiz arkadaşlar. Üçüncü ifade de yanlış. Cevabımız A yalnız bir olur. İmmün sistemin bağışıklık immunoloji bağışıklık bilimi Temel unsurlarından olan fiziksel engeller Mukus Mide sıvısı Gözyaşı Deri Safra vesaire İfadelerinden hangileri doğrudur Sadece patojenik yabancı maddelere karşı etkilidir ee, Öyle değil arkadaşlar yani patojen özelliği göstermeyen maddelerinde mesela vücut içerisine girmesini bir şekilde engellerler. Zaten bu sistemin görevi bağışıklık değil asla bakarsan. Bunlar normalde farklı sistemlerin elemanları. Patojenlerin kan sıvısına geçmesini engeller. İkinci ifademiz doğru. Patojene karşı spesifik tepki. Sevgili arkadaşlar, fiziksel engeller birinci savunma hattını oluşturuyor. Oysa ki spesifik tepki Özgür bağışıklık üçüncü savunma hattı içerisinde değerlendirilir. Bu da yanlış. Cevabımız B seçeneği yalnız 2'dir. İnsan vücudundaki iki farklı spesifik bağışıklık mekanizması için aşağıdaki görseller verilmiş. E, mavi ile gösteriliyor ilkinde patojeni gördünüz. Patojenle etkileşim sağlandıktan sonra Antikor arkadaşlar şunlar. Bunlar antikor. Antikorları üretiyoruz. Ve daha sonra yok edilmiş patojenler. Peki o zaman neyden bahsettik biz? Madem antikor üretimi dedik. B. Lenfositlerinden bahsettik. İkincide ise bakın. Hücrenin şu kırmızıyla gösteren patojenli enfekte olmuş hücre. Bizim bağışıklık hücremiz doğrudan temas ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla L de neyi gösteriyor bize? Doğrudan temas olduğu için T lenfositleri gösteriyor. Bakalım. Yanlış olanı arıyoruz. K'daki bağışıklık cevabı bir virüse karşı oluşturulmuş olabilir. Virüse karşı bir antikor geliştirmiş olabilirsiniz. L'deki bağışıklık cevabında T lenfositleri etki göstermiştir. Zaten söylemiştim. K cevabı oluşurken bağışıklık hücrelerinin ürettiği lizozim. Hayır lizozim değil arkadaşlar. Bunlar antikor. Ee, yanlış olan cevap C seçeneği. Diğerlerine de bakalım. L cevap oluştuktan sonra bağışıklık hücrelerinin bir bölümü e, bellek hücrelerine dönüşürler. Doğru. K ve L süreçleri sonrasında ilgili organizma aktif bağışıklı hale gelmiş olur. Bunlar da doğru. Evet, cevabımız C seçeneği. Kaba kulak hastalığını geçirmiş bir insanın ileriki dönemlerde verilenlerden hangilerinin uygulanması ile enfeksiyona bağlı hastalık belirtilerini göstermesi beklenir kaba kulak hastalığını geçirmiş bir kişide hazır antikor var kaba kulak aşısını uygulamamız saçma olur arkadaşlar diyelim ki uyguladık e, hastalık belirtileri gösterme zaten e, daha önce geçirmiş kulakla ilgili antikorların serum uygulaması ile verilmesi e, yani daha önceden geçirdik Hadi diyelim ki unuttuk antikoru unuttuk. Serum verdiğimiz zaman hazır antikor veriyoruz. Hazır antikor verdiğimiz zaman e, işte hazır antikor olduğu için gene hastalık belirtisini göstermeyeceğiz. Daha önce hiç karşılaşmadı kızamık virüsünün bulaşması. Farklı bir yola geldik. Kaba kulağa karşı biz e, işte aktif bağışıklıydık. Kızamık daha önce hiç yakalanmamış. O zaman kızamık hastası olacağız arkadaşlar. hasta kızamığa bağlı hastalık belirtilerinde Gösteririz. Cevabımız C. Yalnız 3 olur. Vücuda giren bir virüsün karşısında organizmanın göstermiş olduğu bağışıklık tepkisi için aşağıdaki grafik. A'da interferonu gördük. B'de e, virüsü vermiş arkadaşlar bize. C'de doğal katiller. D'de de T lenfositler. Evet yani virüs e, giriyor. İlk önce hemen interferon tepkisi veriliyor. Hemen ardından doğal katiller ki hem interferon hem de doğal katiller ikinci savunma hattında yer alır. Bu spesifik değil arkadaşlar. Baş edememişler virüse. Onun için daha sonra ileriki dönemde D devreye girmiş. T lenfositler devreye girmiş. Bu ise üçüncü savunma hattında spesifik özgül bağışıklık gerçekleşecek. Miktarını gösterdiği ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde arkadaşlar sorumuz. Virüse karşı en etkili savaş interferonla yürütülememiş. Yani yürütülemediği için hemen akabinde doğal katiller devreye girmişler. O da yürütememiş. Bu sefer üçüncü savunma hattı gerçekleşmiş. Birinci yanlış. 2. Doğal katillerin sayıca artması virüsün sayısının azalmasını sağlamıştır. Şimdi burada tabii grafik okuma yapacağız. B'yi görün. Bir de C'yi görün arkadaşlar. E, dikkat ettiyseniz böyle bir durum olmamış. Gerçekleşmemiş. Yani doğal katiller artmış ama virüsler de artmışlar arkadaşlar. Bu da yanlış oldu. İlgili virüse karşı spesifik bağışıklık mekanizması etki göstermiş. Evet. Ne zamanki spesifik tepki. bak mavi ile göstereyim. Spesifik tepki verilmeye başladı. Bizim virüs miktarımız azalmaya başlıyor arkadaşlar. Üçüncü ifademiz doğru. Cevabımız da C seçeneği yalnız 3 olur. Aşağıdaki organların hangisinde lenf akımının diğerlerine oranla daha yüksek olması beklenir? Şimdi cevabımız karaciğer. D. Neden karaciğer arkadaşlar? Şöyle bir yorum yapacağız. Ee, karaciğerde bir kere o portal dolaşım dediğimiz dolaşımın etkisiyle hem bağırsaktan gelen hem işte e, dalaktan gelen e, mideden gelen e, kanın e, kapı toplarıyla giriş yaptığını biliyoruz arkadaşlar. Dalak önemli bir e, lenf düğüm vücuttaki. Peki dalak içeriğini nereye gönderiyor? Karaciğere gönderiyor. E, vücudun en büyük organı arkadaşlar. Aynı zamanda kan hücresi üretiyor. Karaciğer kan hücresi üretiyor ama. Kalbin, beynin, böbreğin, ince bağırsağın böyle bir fonksiyonu yok. Bir de lütfen dalakla ilişkilendirin. Hani dalak karaciğer arasında bir bağlantı var. Dalak lenf dünyanız, o gözle söylüyorum. Ama dalak böbrek, dalak ince bağırsak, dalak beyin, dalak kalp şeyi yok. Bağlantısı yok. Cevabımız B seçeneği karaciğer olur. İnsan vücudundaki lenfoid dokuların görevleri için ifadelerinden hangileri doğrudur? Solunum havasından ki ya da kan dolaşımındaki mikroorganizmaların dikkat edin tutulmasını. Evet lenfoid, lenstem. Bir de bakın kılcal damar bakımından da zengin zaten. o mikropların tutulması için. Spesifik bağışıklık elemanlarından olan lenfositlerin üretim ve eğitiminin yapılmasında timüs bezini düşünün mesela. T-lenfositler eğitimlerini timüs bezinde alıyorlar arkadaşlar. Trigliserit, fosfolipit gibi moleküllerin hidroliz edilebilmeleri için gerekli olan enzimlerin hayır arkadaşlar lenfoid dokunun sindirim enzimi üretmek gibi bir fonksiyonu kesinlikle yok. Cevabımız B1 ve 2 olur.